13. bölüm bile, evet 13 oldu, hala elde edilir hiçbir şey yok elimde. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki bölümde stratejistin görevini yapmıştık. Major ölmüştü, stratejist ve ekip ayrılmıştı. Krasnosnamen'in şehrine giremiyoruz, eteklerindeki ufak köyde takılabiliyoruz. Şehrin kapısındaki lanet herif bizi şehirden içeri sokmuyordu hatırlıyorsanız. Ya ona 1.000 ruble para vereceğiz ya da speechcraft veya barter skill'lerimizi artırıp tekrar deneyeceğiz. Elimde sadece kült görevi var, mushroom kült görevi ve bir de yukarıda bir çiftlikten bir ablamız 20 adet gunpowder istemişti. Bu bölüm onları biraz kovalamaya çalışacağım bakalım. Otradnoye'ye geldim. Burada kült ile ilgili şu Devi Kristu kültü ile ilgili bir araştırma yapacağız. Ondan önce şu dedeyi hatırlarsınız. Şu dedenin mısırlarını verelim ona ya. Al dede mısırlarını. 32 experience. Elinde bir şey yok. Parası yok. Pulu yok. It's just that I don't have any money to pay you. What a shame. I was a hunter back before, you know. And always had the money. But now, what a shame. Shame on you, old man. Acted like a true exploiter. Önemi yok dede diyelim ya. What a old fool I am, Shani. I was a hunter, wasn't I? Said it myself and didn't get it. Wait here, Shani. Aa, ben avcıyım demedim mi diyor. Bekle burada evlat diyor. Yatağının altını karıştırıyor. Bir tane shotgun çıkarttı, gülümsedi. Here, I don't really need it no more. Just to scare away the crowds, I suppose. But you might find it useful. So here you go. Şimdi dedenin ihtiyacı yoksa alalım bunu ya. Dedenin ihtiyacı yok. Eyvallah, old man. Evet, Devi Kristu kültünü Otradnoye'nin eteklerinde oturmuş. Artık dua mı ediyorlar, ne yapıyorlarsa buldum. Krasnoznamen'in eteklerinde bulunan Igor Mushroom kültten, daha diğer ismiyle Miselium isimli kültten Igor şunları bir araştır demişti. Pek haz etmiyordu kendisinden hatırlıyorsanız önceki bölümlerde ben bunları kovalayınca değil daha doğrusu bunlarla konuşunca, bunlar da şehirden ayrılınca hemen Igor yanıma gelmişti ve ha işte bak ne yaptın da gitti bunlar falan tarzı konuşma yapmıştı benimle. Şimdi bunları araştırmayla ilgili bir görev verdi bana. Bir gidelim araştıralım bakalım. Bunlar hakkında biraz daha bilgi edinelim. Devi Kristu. Çok yaşa. Hangi moron hapşırdı diye. Devi Kristu is telling the assembled disciples about the harm of cleanliness from time to time. The woman cast a quick glance in the direction of Otradnoye and frowns. Arada bir abla böyle şey Otradnoye'ye de göz atıyormuş. Seeing you nearby, she opens her arms and pastes a big smile on her face. Kollarını açmış beni görünce ve suratına güzel bir gülümsemeyle. Yes, yes. Come to Varna Banana, Devi Kristu. Ye ill and lame of all places. She will not disdain you, nor will she turn her full moon face away. Aa, seni hatırladım. Neyse. Gezgin çocuk. Cimri bir varlık olsan da Allah Allah. By your wish to drink from my wisdom a second time, you earn the right of the first sip from the recent converts of Otradnoye. And whose hypocritical authorities refused my request to give a lecture on the harm of hygiene. Otradnoye'de bir hijyen üzerine bir şeyler anlatmak istemiş ancak Otradnoye otoriteleri müsaade etmemiş ablaya. I may not fit through their needle narrow gates, but many did hear my words. Hapşırayım ben de. Hapşıran adama kim hapşırdı demişti. Ya da hapşırmayayım.
Abla anlatıyor. Hepsini çevirirsem o kadar uzar ki bu video. Abla anlatıyor da anlatıyor. Disney Konstantinopol mu? Hayda gidelim buradan. Otradno'ya da şey... Ayrılacaklar. Bay bay demeyeyim. Gözlerini takip et. Bekle. Hangi Moonshiner'ları ziyaret edeceksin? People call this fortress of alcoholism the drunken lair. See you there. Gittiler. Başka bir yere gidiyorlar. Otradno'ya da iş yapamamışlar falan filan. Hepsini de okumadım. Ne yalan söyleyeyim ya. Hemen journal'a bakalım. The next stop of Devi Christu and her worshippers is the home of the Moonshiners. They call it the drunken lair. Görev update edildi. Map'e bakalım. Bu map'ten göremeyeceğim. Ha, bir daha gittikleri yere takip etsem mi bunları ya? Takip edeceğiz mecbur görevi yapmak istiyorsak. Size haritadan göstereyim. Drunken Lair burada. Hop 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 pardon. En azından siz de oynarken nerede olduğunu arayıp sormazsınız. Gerçi haritaya baktığınız zaman karşınıza çıkacak. Gidelim bakalım Drunken Lair'e. Devi Christu kültü. Neler yapıyor derken kurt sürüsü. Try to escape. Ah kaçtık güzel. Şu Drunken Lair'e bir gidelim bakalım. Yükleme ekranlarında güzel fotoğraflar var, çizimler var. Fotoğraf diyorum. Evet geldik Drunken Lair'e. Bakalım Devi Christu neredeymiş? Şununla bir konuşalım. Utangaç görünüşlü, kızıl sakallı, kapıyı koruyan adam el sallamış bize. Sanki bizi korkutmak, bizi sinirlendirmekten korkuyormuşçasına. Oh hey, did you come for the moonshine? Yes, Petrovich just made some fresh one. Moonshine için geldin değil mi? Petrovich yeni hazırladı. Sessizce bakayım gözlerinin içine. Gözlerini kaçırmış. Destek arıyormuşçasına sağa sola bakıyormuş. Alnındaki teri silmiş. Well, you can buy some moonshine from us if you want. Ask Petrovich, he's in the house. Daha cesur olmalısın adamım diyeyim buna. This is what I'm like. It can't be helped. Ne yapayım ben buyum abi diyor. Bunu değiştiremem diyor. Korkunç zamanlar. Evet. You're right. The roads are full of perils. It's either criminals or wild animals there. And where there are no wild animals, there are plenty of different beasts. Haklısın dedim. Nasıl gidiyor falan filan. Beni seviyormuş. Anlat kendini bakayım. Well, me, I just, well, I got stuff here. Petrovich, our boss, Bruce Moonshine and the rest of us are working day and night. I mean, we all work. We don't sit on our hands. As for me, I'm a simple man, a farmer. That's it. Lan çok ısındım lan sana kızıl sakal. Petrovic anlat bana. Başka bir şey sorayım. Ne yapıyorsun burada? Aha, disease. Bu kapıdaki eleman, Krasnosnamen'in kapısındaki eleman bizi sende bu Krasnov sendromu var deyip almamıştı içeri. Duydum hastalığı. Krasnov sendromu, evet. I'm afraid to breathe when he's around. What if I get infected? Neymiş bunun semptomları? Bilmiyorum çünkü hastalara yaklaşmıyorum, but I heard that it makes all intestines rot.
bağırsakları mı çürütüyormuş? Yemek yemiyormuş ve gözlerinden kan fışkırıyormuş ha. Let's change the subject. Girelim içeri bakalım. Adamı da ne korkuttuk ya. A man around 35 years old is standing in front of you. 35'lerinde bir adam. Hızlı hızlı patates soyuyormuş. Düşüncelere dalmış haldeymiş ama hüzün de varmış gözlerinde. Soru sorabilir miyim? Kafasını çevirmiş beni gördükten sonra. Well, hello, go on then. Maybe you'll kill my boredom. Belki can sıkıntımı giderirsin. Hayat nasıl? Hayat işte akıyor gidiyor işte. Millete yardım ediyoruz. Moonshine için patates soyuyorum. Petrovic'le beraber işte kaynatıyoruz onu. Petrovic'i anlat. Patron iyi adam. Ranger'mış yerel bir ormanda. Başka soru. Kendin hakkında. Benim adım Seryoga. Moonshine yapıyoruz işte abi. Damıtıyoruz diyeyim. Ben az önce kaynatıyoruz dedim değil mi? Tadıyoruz falan filan. Nasıl geldin? Petrovic davet etti beni buraya falan filan. Bu sözlerden sonra adamın böyle... suratında böyle bir hüzün. Uzaklara bakmış. Tüm hikayeyi anlat bana adamım. Anlatmadı. Petrovic, Petrovic. Petrovic'le de konuşalım. Moonshine alabiliyorsak alalım. Kapı nerede lan? Buranın kapısı nerede? Buranın kapısı nerede? Ulan adamın yanındaymış. Manyak gibi boş yere yürüdük o kadar. Şurada bir tane daha gardı var. Şu şeyler nerede bizim? Devi Kristucular nerede? Devi Kristucular. Kesin yine buraların eteklerinde bir yerde takılıyorlardır diyeceğim ama aha buradalar. Neyse Petrovic'le de bir tanışalım da onların yanına öyle uğrayalım. Muhtemelen Petrovic bu. Ah, a fresh face. Did you come to sample our ways? Get your loot out. We use a barter system here. We exchange moonshine for other goods. Although we'll sell it for money too if you have any. İndirim var mı babuş? Yok. Bakalım neyim varmış. Bira, moonshine, turşu mu? Havuç, tuz ve ruble. Şimdi ben sana bir moonshine alayım madem o kadar geldik diyeceğim ama ne bunun ağırlığı? 1.29 daha. Zaten ben ağırlıktan yana çekiyorum. Birkaç soru sorayım sana. Tamam, tamam. Sen meşgulsen biz de meşgulüz. Şu Devi Kristucuların yanına gidelim. Onları kovalıyorduk zaten. Şu çöplüğe de bir bakayım. Şu adamın esas acaba hikayesi neydi? Öğrenemedik gitti. Bu da çok ağır abi scrap metal'lar. Abla? Varna Banana is a sad fruit. Nobody is her follower or friend. She wanted to save the world, to bring some joy to the kids. Of ablam. Oh, hello, child. Tell me, did my words about the dangers of insobriety free you from your alcohol slavery? Sözlerim seni alkoliklikten kurtardı mı diyor. Bence kendin bir kölesin. Yes, my blood is often confused with wine. A remnant of my previous incarnation. But Varna Banana would never dilute it with ungodly spirit. Maybe I did swallow a teach of those pathetic moonshiners poison, but only to demonstrate to my students the horrible effect of alcohol has one soul. Ahem. Let's drop the subject.
fill my heart with joy, and for a moment I forgot that my sacred mission of catching human souls in the sea of sin had ended in failure. Now you too are one of my students, even though your path to the sparkling truth was troublesome. We're done in this deplorable place. In fact, I've decided the wasteland dwellers are not ready for my cosmic wisdom. Our tour is over. We are going back to Krasnos Nameni. Herhalde hallettik. Tamamdır. Şimdi şu mushroom külte gideceğiz. Miselium'a. İşte araştırdık kardeş. Bunlar bunlarmış kardeş falan diyeceğiz. Igor'du galiba. Ben geldim, evet. Devi Christu'yu takip ettim. Yaklaşıyor bana. Harika. Ne buldun? Tehlikeliler mi? Aslında değil. Sadece diğerleri gibi bir grup aptal ya da söylemesi zor. Ancak zararsız olduklarını düşünüyorum. Pek anlamadım. Tehlikeliler, durdurulmalılar, gördüğüm en tehlikeli şey. Şimdi ben ne diyeceğim bunlarla ilgili? Bunlar gezindi. Kimse bunlara bakmayınca ne yaptılar abi? Vazgeçtiler. Kimse bunları dinlemeyince ne yaptılar? Vazgeçtiler. Herhangi bir kişiye saldırganlık yapmadılar. Şu seçeneği söyleyeceğim. Sanırım zararsızlar. You know what? It's better to be safe than sorry. This Devi Christu and her followers are recently back in town, and as far as I know right now, they are in gambling establishment on the old ship in the port of Krasnos Nameni. Tamam, geldiler falan filan eski bir gemide. We need to get rid of her somehow. There are plenty of different cults in the wasteland as it is. They all started small, and now they kill travelers on high roads. İlla kurtulmak istiyor bu onlardan. Are you ready to help in the cause of eliminating this potential threat? Önerim var mı? No, I'm afraid not. I'm not an expert on these matters, but I'm sure you'll find a way to figure out this tricky situation. Hazırım. I repeat, Devi Christu is with her people on an old ship cum casino in the port of Krasnos Nameni. Try to find a way to get rid of this dangerous troublemaker. Oh, I completely forgot. I haven't paid you yet. Phew, thanks for following them. Meanwhile, I prepared a few small presents for you to choose from. 200 rubles or a good pre-war first aid kit and a can of stewed venison. Speechcraft kullanıp İkisini birden. Hem first aid hem 200 rubleyi kaplamaya çalışalım barter kullanarak. Failure. Give me the money, man. Okay, I have to go. 200 rubleyi mi gezdik lan tüm haritayı? Ne speechcraft'ım var, ne barter'ım var. Şu geri zekalıyı da ikna edemiyorum ki şehirden içeri gireyim. 1000 ruble de vermek istemiyorum buna. Speechcraft kastıktan sonra geri geleceğim seni lanet olası.